Merhabalar Şimdi ilk düzlemlerde kuvvet ve hareketle ilgili e, bir soru çözümü yapacağım. Şimdi bakın ilk düzlemde e, böyle bir cisim görürseniz yapacağımız olay çok basit. Öncelikle e, her zaman ama her zaman şu tarafa doğru bir MGS'in sin alfasını almanız gerekiyor yani kuvvet bu oluyor F eşittir mg sinüs Alfa Eğer bir kuvvet yoksa başka bir kuvvet. Daha sonra eğer K sürtünme kuvveti varsa, ee, cisim bu tarafa doğru hareket ettiğin edeceği için geriye doğru bir F sürtünme kuvveti olacaktır. Ve sürtünme kuvveti sürekli şu formülle bulunur. Unutmayın. MGK kosinüs alfa formülüyle bulunur. O zaman böyle bir cismin im, eğimini, eğmesini bulmak istiyorsak MG sinüs alfa eksi MGK kosinüs alfa eşittir MA diyeceğiz. Bakın burada ÖSYM son zamanlarda dikkat ediyor bu şeye. Kütleye bağlı değil. Yani aşağıdakilerden hangisi değişirse iğme değişir diye söyleniyor. Kütleye dikkat ettiğinizde kütle gidiyor. E peki ne yapacağız? G'yi yazacağız. 10 çarpı sinüs 53 nedir? 8 bölü 10'dur. Eksi 10 çarpı K da e, 2 bölü 10 çarpı kosinüs 53 6 bölü 10 eşittir a'ya. Şuradan onlar gidiyor. Şurası da 2 kere 6 12'yi ona bölersek 1,2 yapıyor. Şura 1,2 yapıyor. Şunlar gidiyor. Cevap 8 eksi 1,2 eşittir a'dan. O da ne yapar? 6,8 diye cevabı buluruz. Yani burada işlem yapacağımız işlemler yine söyle yine tekrar etmek ister olursak. Şimdi bu mg sin alfayı unutmayalım sürtünme varsa eğer cisim bir kuvvetle yukarı doğru gidiyorsa MGS'in alfasını aşağı alacağız. F sürtünmeyi de aşağı alacağız. Ben burada cisim aşağı doğru kaydığı için mg MGS'in alfayı bu tarafa MGK kos alfa yani sürtünme kuvvetini diğer tarafa aldım. Kolay gelsin başarılar.